Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün de sizlere bir Alman tarif vereceğim. Almanya'da yaptığımız, çok beğendiğimiz. Böyle çok değişik bir tarif. Kek desem kek değil, poğaça desem poğaça değil. İkisinin ortası bir şey. Milchbrötchen, yani sütlü ekmek, sütlü poğaça. Öyle bir şey, öyle bir şey herhalde. Bildiğiniz poğaça ama tadı, lezzeti çok farklı bir poğaça. Yani yiyenler hem kek tadında diyor, hem poğaça tadında diyor. İnanılmaz değişik bir tarif. Biz çok beğendik arkadaşlar. İnanın sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Yumuşacık, pamuk gibi böyle. Yani çocuklarım hele ki çok beğendi. Anne diyor, bu çok değişik, farklı bir tarif diyorlar. O yüzden yapmanızı tavsiye ederim. Tarifimizi malzemelerin info kısmında yazdım. Şimdi yapılışına geçelim. Yoğurma kabımızın içine ılık sütümüzü alalım. Sonra 2 paket kuru mayamızı alıyoruz arkadaşlar. Sonra şekerimizi, daha sonra tuzumuzu, erittiğimiz tereyağımızı alıp şöyle bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra içine 1 paket vanilyamızı ve 1 yemek kaşığı dolusu balımızı ilave ediyoruz. Bu bal ve vanilya bu tarife acayip bir aroma veriyor. Daha sonra da arkadaşlar 2 tane tüm yumurta, 1 tane de yumurta beyazı var bu kasenin içinde. Yumurta sarısını zaten hamurun üzerine kullanacağız. O yüzden bu kısmı kaçırmayalım. Bu karışımı da karıştırıyoruz. Daha sonra son olarak da unumuzu ilave ediyoruz ve yumuşacık, ele yapışmayan bir poğaça hamuru yoğuruyoruz. Sonrasında üzerini kapatıp böyle bir saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanmış Milchbrötchen, yani sütlü ekmek hamurumuzu alalım tezgahın üzerine. Hafif böyle elinize yapışırsa, çok hafiften unlayabilirsiniz ama yapışmıyor. Çok tatlı, çok güzel bir hamur oldu ya böyle. Bu tariften farklı hamur işleri de yapabiliriz yani arkadaşlar. Ben farklı tarifler çıkartabilirim. Çok yakında görebilirsiniz. Şimdi hamurumuzu bezeledik, böyle uzunlamasına açtık. Sonra bezelere ayırıyoruz. Böyle bir mandalina büyüklüğünde bezeler olsun arkadaşlar. Bezelere ayırdıktan sonra onları güzelce elimizle yuvarlayalım. Unlanmış tezgahımıza dizelim ve yine üzeri kapalı bir 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Mayalanmış bezelerimizi tek tek alıyoruz. Elimizle böyle hafif yuvarlayarak uzatıyoruz ve yan yana arkadaşlar, çok fazla boşluk kalmamak şartıyla yağlı kağıt serilmiş tepsimize diziyoruz. Bu tarifin özelliği zaten böyle hamurun birbirine yapışması, yan yana yapışması. Böyle parçalayarak yiyoruz zaten. Çok güzel, değişik bir tarif oldu. Görüyorsunuz, hiç fazla aralık yok. Yan yana diziyoruz. Tekrar üzeri kapalı yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Poğaçamızın üzerine sürmek için 1 tane yumurta sarısı, 1 fiske tuz ve 2 yemek kaşığı sütü çırpalım. Ondan sonra dinlenmiş Milchbrötchenlerimizin üzerine güzelce sürelim. Sonrasında 200 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Vallahi arkadaşlar, az kaldı gidiyordu benim poğaçalar. Şu orta kısmında biraz fazla kızarmışlık oldu. Yanmadı. Kesinlikle yanmadı, göstereceğim ama çok az bir şekilde, sanki ortası biraz fazla kızardı. Evet. Şu iki tanesi. Şu üstteki değil, alttaki iki tanesi ama yanmadı. Kesinlikle yanmadı. Ya böyle değişik bir poğaça. Yumuşacık. Çok lezzetli. O bal ve vanilya buna farklı bir aroma kattı. Misafirlerim o kadar çok beğendi ki, Leyla'cığım artık şu tarifi yükle de biz de yapalım dediler. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Şimdi ben bu tarifleri misafirlerime ikram ediyorum ya, hemen tarif istiyorlar. Veriyorum. Yok, biz videolu istiyoruz. Ya bir durun diyorum ya. Bir sürü tarif var sırada. Onları paylaşayım. Devamlı WhatsApp'tan yazıyorlar. Tarif yükledim mi? Tarif yükledim. Geliyor dedim. Sabırlı olun. Tarifler geliyor. İnanın. Belki de 20 tane yeni tarifim var kızlar. Ama biraz rahatsızım ben. Maalesef boyunda fıtık, düzleşme, kolda iltihap. Bacakta iltihap olduğu için çok fazla ne ayakta durmam lazım aslında, ne oturmam lazım. Yani böyle bir tuhaf bir rahatsızlığım var. Dualarınızı bekliyorum bu arada. O yüzden böyle mesela montajın başına oturuyorum. 2-3 saatimi alıyor.
Tarif yaparken zaten 20 dakikalık bir tarif, inanın videolu çektiğiniz için 3 saatinizi alabiliyor. Devamlı böyle hani konsantrasyon gerektiren bir iş bence. Çünkü acaba video çekiyor mu? Hani net çekiyor mu? Devamlı gözüm hem kamerada hem tarifte. O yüzden bu işte bir emek var. Ben de hani diyorum ki ne olur emeğe saygı açısından böyle küçük bir yorum yazın. Bir şöyle parmaklar yukarı bir arkadaşlarınıza tavsiye edin. Ben de bu sayede mutlu olmuş olurum. Yani sizlerin yorumları olmasa zaten ben bu tarifleri boşuna yapıyorum. İnanın boşuna yapıyorum. Hani sizler varsınız, sizler istiyorsunuz diye yapıyorum arkadaşlar. Şu masada görmüş olduğunuz her şeyi paylaştım. Sadece patatesli pidemizi paylaşmadım. Çiçek pidemizi paylaşmadım. Geri kalan hepsi şu an yayında. Onları da videolar kısmından sırasıyla izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Kum pastamız çok tutulmuştu. Patatesli poğaçamız çok sevildi. Hele ki patates salatamız çok sevildi arkadaşlar. Yine çok konuştum. Evet. Tamam bitti, konuşmuyorum. Tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.